Efendim, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ara zamla ilgili bir açıklama yapıldı. Sizin ağzınızdan söylendi. Ardından öyle bir şey olmadı, ifade edildi. Böyle bir şey konuşma. Bir beklenti var bu yönde. Değerlendirmeniz nedir? Çok yönde kaldı. Böyle bir şey yok. Asgari ücret bildiğiniz gibi 8500 lira açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim devam ederse, yani enflasyon eğilimi devam ederse, asgari ücrette yenileme, düzenleme yapma ihtiyaç duyulmaz. Ama Temmuz'da yeniden değerlendiririz. Öyle bir şartlarda başlarız. Ama günümüzde öyle bir şey yok. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiniz. Emeklilere yönelik bir düzenleme olacak mı? Kademe... Yaptık işte. Peki efendim, memurlar... Şeylerle Türkiye tarihinde İlk defa bu oluyor. Geçmişe doğru bir inceleyin, bakın. Türkiye'de ilk defa en düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkarıyor. Bu tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenleme. Bundan 10 milyon insan istifade ediyor. 10 milyon emeklimiz istifade ediyor. Sayılı bir şey yok. 7500 TL'nin üstündeki emeklilere de bir kademeli artışın yapılması yönünde talep var. Böyle bir şey yok. Bu bitmez, biliyorsunuz. Yani 8 Eylül günü EYT'yi çıkardığımızda 9 Eylül niye olmadı? Bunun sonu yok. Böyle talepler olur. Niye yok 9 Eylül? Çünkü 8 Eylül'de düzenleme yapılmıştı ve 8 Eylül öncesindekilerin hakkında yeni yasa geriye işletilmişti. Yani bir hukuk normu da yapılan değişiklik, normatif hukukta hukuk geriye işletilmez. Geriye işletildiği için bir mağduriyet oluşmuştu. Onun için bu tür talepler her zaman olabilir ama biz kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda söyleyecek başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Asgari ücreti yeni bir değerlendirme yok yani. Açıkladım biraz önce. Teşekkür ederim. Sağ olun.